İlginçtir. Ben Cumhuriyet Yayın Yönetmeni iken e, bir sayfa tasarlamıştık. E, i̇şte dört partiyi dört yazara yazdırmak gibi. İşte AKP'yi daha içeriden biri bilen bilen biri yazsın. Düzenli olarak onlara köşe ayırmak gibi. İşte MHP'yi birisi yazsın. E, HDP'yi birisi yazsın. CHP'yi birisi yazsın. Ve CHP için seçtiğimiz kişi Yunus Emre'ydi. idi. E, sağ olsun o da kırmamıştı ve bizi yani cumhuriyette Cumhuriyet Halk Partisinin içini ve politikalarını yazıp eleştirme şeyini sorumluluğunu o üstlenmişti. O yüzden sen bu ismi verince o anlamda çok şaşırmadım. Tabii ki parti politikası açısından çok hakim değilim ama hani sürpriz o açıdan hatta çok adı sirkül etmeyen bir isimdi çünkü. Ama en azından hani Cumhuriyet'teki bu deneyim nedeniyle de çok yabancı gelmedi. Fakat şunu söylemek lazım. Dediğin çok doğru. Yani yerel seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse son 10 yıllardaki tek büyük başarısı olan İstanbul'u e, almış belediye başkanını e, dövmeye çalışması akıl alır gibi değil. Yani bu, e, bu hain kahraman paradigması Erdoğan tarafından iyice büyütüldü ve neredeyse gen, toplumsal genetiğe işledi. Yani ya bizdensin ve kahramansın ya karşımızdasın ve hainsin. Şimdi e, tabii ben baştan beri e, İmamoğlu'na ilişkin diyeleştirilerimiz var. Özellikle bu son şeyde ...ben ne düşündüğünü, ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Yani daha kararlı, net, cesur bir tavır bekliyor insan böyle bir şeyde. Değişimse o zaman çıkarsın ortaya, dersin ki ben adayım ve bu değişimi ben yapacağım. Şimdi böyle bir şey demiyor. İşte gizli toplantılar yapıyor, Zoom'da şey yapıyor... ...sonra onları savunurken ne var ki bunda diyor... ...ama bir yandan bakıyorsun web sitesi kurmuş, program açıklıyor söylemine bakıyorsun yeni bir şey söyler söyler mi diye orada yeni bir şey göremiyorsun falan yani bir e, İsmet Paşa karşısında ki Bülent Ecevit'in cesareti yok yani Bülent Ecevit 40 yaşında bir politikacıyken 80 yaşındaki dev İsmet Paşa yani cumhuriyeti kuran ikinci adamın karşısına cesaretle çıkıp ben adayım dedi ve sürükleyip götürdü. Şimdi bunu yapamazsan elbette o zaman da bu tür şeylerin konusu olursun. Polemiklerin konusu olursun. Dolayısıyla hakikaten talihsiz bir durum. Yani Bir yandan hem umutlar ona bağlanıyor, hem partinin kurtulması değişimi için, hem İstanbul'un yeniden kazanılması için bir yandan da ne istediğini bilemiyoruz. Yani gerçekten partiyi mi istiyor, İstanbul tekrar almak mı istiyor, bir değişime imza atmak mı istiyor, Erdoğan karşısında rakip mi olmak istiyor? Bunu göremiyoruz, bilemiyoruz ama bu yıpratma tam da yerel seçim öncesi ki yerel seçim her zaman e, genel seçimden farklıdır Türkiye'de. Genelde muhalefetin daha çok oy aldığı, CHP'nin daha iyi oy aldığı bir şeydir. Eğer burada e, bir ikinci yenilgiye tattırırlarsa bu topluma artık bir daha kolay kolay insan içine çıkamazlar diye korkuyorum.